Türkmen Spor Yolculuğundasınız. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. Spor Yolculuğun yeni bölümüyle yarım saat karşınızda olacağım. Sevgili seyirciler bu program içindeki bölümler, haftanın tüm spor gelişmeleri, spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, gündeme dair her şey. Ayrıntılara girmeden önce kısa başlıklar getiriyoruz ekranlarınıza. Milli takımımızın antrenörcüsü Kateniç, milli takımımızın hakkında önemli açıklamalar yaptı. Irak Futbol Federasyonu Tunus ve Libya Futbol Federasyonları'ndan adı geçen ülkelerin milli takımları arasında maç yapma konusunda onayı kazandı. Kahraba takımı Semava takımını 2-1 yandı. Lider Barcelona ildeki 25. karşılaşmasında konuk olduğu Şbilya'yı 4-2 yandı. Tekrardan hoş geldiniz sevgili ve değerli izleyicilerimiz. Programımız başlıyor. Milli takımımız antrenörcüsü Kateniç, Yecem Pazartesi günü Futbol Federasyonu merkezinde açıklamalar yaptı. Bunun yanında takım komitesi başkanı Falih Musa, Futbol Federasyonu üyeleri Galip Zamili ve Yahya Kerim'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Evet sevgili seyircilerimiz, konferansta bazı yerel antrenörcülerimizin bulunarak konferansı gerçekleştirdi. Kateniç ilk konuşmasında dedi. Tanıştığımıza memnun oldum. Asya Uluslar Şampiyonası'nda ileri aşamalara ulaşmak için... ...Irak Spor Caddesi'ne bir mesaj gönderilmeyi umuyordum. Ancak bu futbol durumu dedi. Eğer kaybetmemin nedeni Bağdat'ta olmama nedense... ...her zaman orada olurdum. Ancak federasyondan sağlık molası istedim. Bazı sağlık durumumdan dolayıydı. Evet, şimdi Irak futbolunun Dünya Kupası elemeleri için... ...geleceği için çalışmaya başlayacağım dedi. Irak takımı geliştirmek için elimden geleni yapacağım ve ekibin iyi bir seviyeye sağlanmasından eminim. Ancak yakın zamanda düzeltilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Yardımcı entrenör Ahmet Halaf'la iletişimdeyim. Bazı lig maçlarına katıldım. Önümüzdeki dönemde bizimle birlikte olacak yeni oyuncular ve milli takıma yeni kan enjekte edeceğim. Ve Irak milli takımını hazırlamak için yeterli zamanınız da vardır. Ve konuşmasını ekleyerek FIFA günleri için elemelerinin başlamasından önce iki durağımız olacak. Dostluk turnuvasının ardından yüksek seviyeli maçlar yapacağız. Oyunculara uyum sağlamak, onlara yaklaşmak ve onlara verilen tüm görevleri uygulamak ve yerine getirmek futbol sadece sahada değil, belli takım oyuncusunun omuzlarında büyük bir sorumluluk üstelendiğinin farkında olmalı ve tüm zihinsel ve fiziksel rahatsızlığının geri kalanını uygulamalı. Oyuncularının yiyecekleri düzenli tutulması, onlara adapte olduğumu hissediyorum. Oyuncuları bakımından özellikle medyadan uzak tutulması, tutulması zorundayım. Sorunların çoğu medya tarafından ve hatta sandika üyeleri tarafından yönlendiriliyor ve sonra zafer tarap ediyorlar. Oyunculardan ben sorumluyum. Oyuncular sadece yeşil dilt dörtgeni düşünmekle değil, düşünmek için turnuva atmosferinde yaşamak zorundalar. Abu Dhabi'de bizi çok rahatsız eden birçok şey vardı. Özellikle otel hava alanına yakın olduğu için uçakların kalkması ve inmesi sorunumuzu bizi çok rahatsız etti ve ayrıca bazı gazetecilerin ve medya insanlarının otelimizdeki varlığı bizi rahatsız etti ve onlara çıkarmak benim sorumluluğum değil. Bu atmosferden uzak durmamı istiyorum. Oyuncuların rahatsızlığı için ve milli takımının faydası için öngörmek gerekiyor. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi de Irak Futbol Federasyonu Tunus ve Libya Futbol Federasyonları'nda adı geçen ülkelerin milli takımları arasında maç yapmaya konusunda onayı kazandı. Dolayısıyla kupa eleme maçları kapsamında mini futbol takımımız önümüzdeki Haziran ayında dostluk maçına çıkacaktır. Milli takımın Dünya Kupası elemelerine hazırlanırken Tunuslu ve Libyalı mefkidaşlarının önünde iki maç oynayacağına kesin yapılacak ikinci dostluk şampiyonasında önümüzdeki Mart ayının sonunda Suriye ve Ürdün takımlarıyla iki maç yapılması planlanıyor. Sevgili izleyiciler, Irak Süper Lig 17. tur maçları kapsamında tüm takımlarının oynadığı sonuçlarını size açıklayacağım. Takım takım kim kazandı, kim kaybetti tek tek söyleyeceğim. Süper Lig 17. tur maçları kapsamında Bahri takımı Erbil takımıyla 0-0 berabere kaldı. Kar takımı Hudut takımını 5-3 yandı. Zerva takımı da Hüseyin takımını 2-1 karşılaştığı ma mağlup etti. Divaniye ile Nafıt Elvası takımları ise 0-0 berabere kaldılar. Şurta takımı da Elmina takımını 3-0 karşılığında yendi. Bağdat takımı Necif takımını 2-0 karşılığında mağlup etti. Kahrabayla Nafut El Cunup takımı ise 0-0 beraber kaldılar. Ve sonra Talabayla Nafut Meysan takımları ise 1-1 beraber kaldılar. Ceviye takımı da En Nafut takımını 2-1 karşılığında yendi. Sevgili seyirciler en son olarak Semava takımı El Sina At takımıyla 2-2 berabere kaldılar. Şimdi de Irak Süper Lig 18. tur maçları kapsamında oynanan takımlarının sonuçlarını açıklamadan önce kısa bir ara tekrardan karşınızda olacağım. Evet sevgili seyircilerimiz Süper Lig 18. turun açılışında Erbil'de bulunan Franço Hariro Stadyumunda oynanan karşılaşmada Lafıt El Vasıt takımı Erbil takımını 2-1 mağlup etti. Andelib El adıyla Zülfikar Abid ile saldırıyı başlattı ve Erbil takımından bir gol kaptı. Fakat ikinci yarıda Erbil takımının oyuncusu Miran Horsov eşitledi. Ama Andelib El Furat sakinleşmedi ve Erbil'e ikinci golü Amir Ahmet tarafından atıldı. Andri El Furat baskı yapmaya devam etti. Teknik direktör Radiş Neşil için bu sezon takımına ikinci galibiyetini verdi. Evet sevgili seyircilerimiz devam ediyoruz. Süper Lig 18. turun karşısında Amanat Bağdat Stadyumunda oynanan karşılaşmada El Hüseyin takımı Nafıt takımıyla 2-2 berabere kaldı. El Hüseyin takımı oyuncusu Ali Kerim 11. ve 25. dakikada iki kez ekibi için gol attı. Nafıt takımı basketmeye etmeye başladı. Mustafa Ali tarafından 68. dakikada güzel bir gol atıldı. Ve sonra Velid Kerim 72. dakikada eşitledi. Böylelikle eşit durumunun sonu Nafıt tak takımı 25. puana yükselerek 6. sırada yer aldı. El Hüseyin ekibi ise 12. puanda kaldı. Listede en son geldi. Evet sevgili seyircilerimiz devam ediyoruz. Şimdi de Irak Süper Lig 18. tur maçları kapsamında tüm takımlarının oynadığı sonuçlarını size açıklayacağım. Takım takım kim kazandı, kim kaybetti tek tek söyleyeceğim. Süper Lig 18. tur maçları kapsamında Nafıt El Erbil takımını 2-1 mağlup etti. Hudutla Bahri takımları ise 0-0 berabere kaldılar. Nafıt takımı Hüseyin takımıyla 2-2 berabere kaldı. El ile Divane takımları ise 3-3 berabere kaldılar. El Samava takımı Necef takımını 1-0 mağlup etti. Kahrabayla ile El Sınahat Kahraba takımları ise 0-0 berabere kaldılar. Bağdat takımı El Mina takımını 2-1 mağlup etti. Nafıt Meysan takımı da Nafıt El Cünub takımını 2-1 karşılığında mağlup etti. Kartla El Şurta takımları ise 0-0 berabere kaldılar. Cüviye takımı da El Taraba takımını 2-1 karşılığında yendi. Sevgili seyircilerim bu en son olarak Ceviye takımı da El Talaba takımını 2-1 karşılığında yendi. Şimdi de Irak Süper Lig 19. tur maçları kapsamında oynanan takımlarının sonuçlarını giriyorum. Evet sevgili seyircilerim şimdi de geldik Süper Lig 19. tur maçları kapsamında. Şurtah takımı Bahri takımını 3-1 mağlup ederek liderliği elde etti. El Nafut takımı ise hudut takımını 1-0 yendi. Fransa Hariri Stadyumunda oynanan Erbil takımı mutlak bir galibiyetle Zevra takımını 4-0 yendi. El Nafut El takımları ise 1-1 berabere kaldılar. Kahrabat takımı Semava takımını 2-1 yendi. Hüseyin ile Talaba takımları ise berabere kaldılar. Evet sevgili seyircilerimiz devam ediyoruz. Plaj futbolu milli takımımız Dünya Kupası'na hazırlık olarak oynanan Asya kıtası şampiyonasına hazırlık maçları kapsamında Mart ayının 3'ünde Çin Halk Cumhuriyeti takımıyla karşı karşıya gelecektir. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Talaba Gençler Kulübü kupayı kazanmasından dolayı takımı onurlandırdı. Evet sevgili seyircilerimiz bu onurlandırmanın göstergesi hükümet kurumlarının arasında güzel bir ilişkisi olduğunu belirmektedir. Evet bu onurlandırmanın anlamına gelirsek Sayın Bakan'ın spora ve Talaba takımına güzel bir ilgi ve ilişkisi olduğunu ve önem taşıdığını göstermektedir. Evet bu ilk bakan Irak üzerine birinci olan takımını onurlandırıyor. Detaylar için hazırladığımız röportajda detaylar. Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Talaba Gençler Kulübü kupayı kazanmasından dolayı takımı onurlandırdı. Bu onurlandırmanın göstergesi hükümet kurumlarının arasında güzel bir ilişki olduğunu belirtmektir. Evet bu onurlandırmanın anlamını açıklarsak Sayın Bakan'ın spora ve talaba takımına güzel bir ilgi ve ilişkisi olduğu ve önem taşıdığını göstermektedir. Bu ilk bakan Irak üzerinde birinci olan takımı onurlandırıyor. Bunun anlamı da oyuncuları teşvik edip bir daha ilerlemesini amaçlamaktır. Yüksek Eğitim Bakanı hiç kusur etmedi, elinden gerekeni yaptı. Evet, siz bildiğiniz gibi oyuncunun eğer bir bakan ya da antrenör konusu ilgilendiğini görürse kendisi için büyük bir zafer sayar. Biz Irak üzerinde birinci olduk ve bize destek lazım ama Allah'a şükür Sayın Bakan destek konusunda bir kusur etmedi, elinden geleni yaptı. Takım üyelerinin sponsordan aldığı şeref, hareketi öven genç oyuncular için olumlu bir faktördür. Bakanın bize yaklaşmasının amacı turnuvalarda daha fazla önem vermemiz için kendisi bize maddi ve manevi motive verdi. Ve inşallah kulübün iyiliğinde olacağız. İki yıldır antrenman yapıyoruz Allah'a şükrediyoruz. Gençler turu üzerinde birinci olduk. Kulüplerin resmi kurumları ve devlet kurumları tarafından sponsorluğu ve ardından bu kulüpleri ortaya çıkması krizinden çıkacak bir kapıdır. Suudi heyeti Irak yaptığı son ziyaretinde ki kardeş ülke arasındaki işbirliği bağlarını güçlendirmek ve Irak sporunun gelişmesine katkıda bulunarak için kendilerine tahsis edilen stadyumunun inşasını hazırlandırma gereğinin altını çizdi. İnşaatlarının bazıları uygulandı ve bazıları hala uygulaması devam ediyor. Suudi Arabistan Devleti, Irak futbolunun yararına ve gelişmesi için kapılarını açtı. İşbirliği yaparak protokoller düzenleyerek işin ciddiyetine almaktadır. Irak için modern bir stadyum yapacağına yardımcı olacaktır. Röportaj içinde detaylar. İnşaatların bazıları uygulandı ve bazıları hala uygulaması devam ediyor. Suudi Arabistan devleti Irak futbolunun yarınına ve gelişmesi için kapıları açtı. Tam da tartıştığı ve İşbirliği yaparak, protokoller düzenleyerek işin ciddiyetini almaktır. Irak için modern bir stadyum yapacağına yardımcı olacaktır. Evet, birçok teknik konular tartışıldı. Ayrıca projenin hangi alanda uygulanacağı da plan halinde çizildi. Lehbe Stadyum'un spor bölgesinde taşımaları için Sayın Gençlik ve Spor Bakanı tarafından önerildi. <laughs> spor tesislerini inşa etmek için ülkenin tanık olduğu kentsel devrime paralel olarak en doğru ve uygun yönde bir adımdır. Ve bu Irak'ın şampiyonluğu resmi bir şekilde uluslararası ilişkisini sağlamaktır. Evet bu adım pozitif bir adımdır. Biz de bundan faydalanmamız gerekiyor. Evet hepimiz biliyoruz Suudi futbol takımının uluslararası ve Asya kapsamında büyük bir rolü olduğunu bilinmektedir. Yabancı antrenörlerin yeteneklerinden yararlanmamız lazım ve onlarla oyun kurup faydalanmamız gerekiyor. Suudi Arabistan kardeş ülkedir. Bu stadyumu Irak'a armağan etmesi güzel bir girişimdir. Bu girişimden dolayı Suudi Arabistan'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Tuz Hurmatu'da futbol sahası açılışı, ülke spor sefer ve yetenekli gençlerin yetenekler ortaya çıkarmak için ve sporlarının boş zamanlarında tüm dalların yapmalarına teşvik etmek için halı sahaları ya da dev stadyumlar yapılmaktadır. Sevgili izleyicilerimiz, bu raportaj hazırlayan, bu raportajı hazırlayan bizim meslektaşımız Kasım Avni. Hep beraber izleyelim. Tuz Hurbatı'da halı saha açılışı, Ülkede spor sever ve yetenekli gençlerin yetenekler ortaya çıkarmak için ve gençlerin boş zamanlarında sporun tüm dallarını yapmalarına teşvik etmek için onlarca halı sahaları ya da dev stadyumlar yapılmakta. Melhab yapıldı. Bir büyük yardımdı da oyuncular için. Ben hazderem bütün elablar olsun, sell olsun, tahir olsun. Ee, sahə meydan olsun, masa teras olsun, qəğələri yapsın və inşallah da ümidimiz var bizim uşaqlarımızdan qəğanı müntəzəm döndərsinlər. Böyük qəğamız var, onda da nəşət olsun. Bilirsiz Riyaza, yəni böyük cəmiələr, cəmiələr yani bir edəcəydi, bir edəcəydi. Böyük şöbələri bir edəcəydi. Riyaza da asb-ı hayat. Dostlar, bir yerimiz yoxdu. Gözəl gənclərimiz gətsin bir yerə. Qurduq bu sahəni, müəssəfat etroznu. Full emniyet tarafından kameradan Selahattin ilçesine bağlı Tusurmatu ilçesinde büyük bir alanda Irak Şehitler adında bir halı sahanın açılışı yapıldı. Açılışa ilçede bulunan çok sayıda yetkili ve akademisyen bir o kadar da sporcu katıldı. O çok sevindik geldik. Hem baktık bu halı sahanın ismi şehitlerin adını kaldırır hem de birinci butulu olan aynen Irak şehitleri özellikle bizim Türkmen şehitlerden ismi kaldırmak sağ olsun vatandaşımız bu işe kalktı. Gerçekten tuz kurmatının ihtiyacı var idi bu, bu gibi projelere. Sağlandı, gençlerimiz e, yer tapmırdı, futbol oynasılar ve güzel bir şekilde bu tulaları oldu inşallah. E, güzel bizim Türkmen mantıkasında da olan bir yerdi, yer çok önemli bir yerdi ve gençlerimizi kötü yollardan irak eder. E, Haşit özü bas dögüş dögü. Haşit kalemdi, şairdi, e, top top oynamakdı, güzel güzel işler evet. fikirdi. E, bular gereken bizler devam edelim. Devam ettiğimiz zaman gerek durak özleriyle, bas söz olmasın. Şimdi mesela bizler e, Haşit başladı, mekteb mektep tabiye. Biz başladık gençleri devam edelim, khususun bu hususunda, riyazak hususunda. Sevgili izleyiciler, bizim meslektaşımız Ali Ekber Hanım bizim için güzel bir röportaj hazırladı. Bu röportajda Telafer'in spor aktiviteleri hakkında ve Telafer'in kurtuluşundan sonra stadyumların ve özellikle spor faaliyetlerinin tekrardan hayata dönmesi için güzel bir top sahaları yapıldı ve aktif hale geldi. Detaylar için hep beraber röportajı izleyelim. Telafar'ın kurtuluşundan sonra Telafar'daki insanlar normal hayatlarını yaşamaya başlayarak bölgedeki takımlar için maç ve şampiyonlar düzenlemek için birkaç top stadyumu yaptılar. Telafar kurtuluşundan sonra Telafar'da çok melaplar oldu, çok sahalar oldu, ee, top malı. bir gün geldik bu iftidahiye bir, bir melap vardı. Millet tüm yerden yıkışmıştı. köyünden, Saray'dan, Kamberdere'den, Aşakkala'dan, yandan. Bu şampiyonlara hazır olanlar top sahələrin açılışında fayda görərək toplımın arasında birlik və sorunların ortadan kaldırdığını söylədilər. Bu futbol sahələrinin birpaq faydası var bütün şəbəfləri yığıb xum tulafların ətrafından şaqala Həsənköy xum bütün tulaflar o tayından bu tayından yığıb özlərin birpaq inşac yer etdirə bu sahələrin bizə çoxsa faydası oldu. Açılmağının bir həyat iqtisaiyə qoydu. Bizə oldu yığılsın, yenigistan toplansın və bu sahələrdə ki xiliflər yudub, birtək məsələ yoxdur. Əllə qoydu ortada çevüşmək olsun, məhəbbət olsun. Həcduş şaibi bölgəyi güvənlik altına almasından bu yana Tələffərdə qurulan şampiyonlara qurumadad hazır olduqlarını bildirirlər. Bugün biz birdə hazırıq. təşkidin adına inşallah biz burada mevcut himayet buraya. Özü tutmaq, çok çox mühim dəqiq. Bizim yanımızda inşallah ummeti ümməti toplamaq ve yığışdırmaq özlərin bir akıl dolmaq inşallah meşakil alır. Bu e, tayfiye Burada inşallah ne kaldı? Sünnü, şia kaldı? Biz kumumuz, bir ok yığışı bu. Burada biz iki haşid harada bir riyada, bir bilete cümle olsa hazır, müstahaddık himayet eləyirik. Telefar halkı şehirlerinin kurtuluşundan sonra kendilerini bir araya toplayan futbol tek bir vesile olduğunu görünmektedir. Evet sevgili seyirciler tekrardan şimdi devam ediyoruz. Basketbol tahkim konusunda en zor oyunlarından biridir. Çünkü karmaşık kuralları vardır ve çok titiz bir oyundur yeni bir hakem kuşağı oluşturmak için Oyun Merkez Federasyonu ve Alt Toplantı Birliği ile koordineli bir tahkim oturumu başlatıldı. Zikar Beden Eğitim ve Spor Birimleri Fakültesi tarafından düzenlenen gençler için özel tahkim kursları yapıldı. Tahkim bakımından en zor oyunlarından biridir. Çünkü karmaşık yasal maddeler içerir ve çok titizdir. Yeni bir hakem kuşağı ulaştırmak için Oyun Merkez Federasyonu ve Alt Toplantı Birliği ile koordineli bir tahkim oturumu başlattı. Bu oturumdaki öğretim görevleri imserlik ruhu olarak çalışıyoruz ve bu şehirde basketbolun gerçekliğini tanıtmak için bir basketbol yöneticisi kuralı olmasını umuyoruz. Ve Nasriye şehri ve Güney bölgesi bu tarafta fakir olan bir gerçektir. Bu yüzden Merkez Birliği bu bölgede yoğun kurslar almaya karar verdi. Elbette, Dikar basketbol sahasındaki cetvellerinin üstünlüğünü geliştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bölgedeki basketbol valileri yeni bir gençlik kadrosu mezun edecektir. Kurs, oyunun yasal kesin ayrıntılarını ve bu konudaki en son değişiklikleri açıklamaya odaklandı. Hakemin karakteri yeni sıra karar verme sürecinde ve hakam ekibinin oyun boyunca nasıl uyumlu hale getirildiğine odaklanmalı ve kararlı olmalıdır. Bugün bu kurs bize daha fazla bilgi vermesi ve kanunları deninleşmesi anlamına bize bilgi verdi. Merkez ve alt federasyonunun bu kurslardan yararabilmeleri için bu dersleri tekrar etmelerini dileriz. Sevgili seyirciler, şimdi spor dünyasının gelişmelerine geçiyorum. Avrupa Ligi'nden başlayacağım. Avrupa'nın en büyük 5 lig kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa'daki Ligue 1 karşılaşmalara hafta sonu devam edildi. İngiltere Premier League 27. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını özet bir şekilde açıklayacağım. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Manchester City, İngiltere Lig Kupası final sebebiyle haftayı karşılaşma oynamadan geçti. Haftanın zirveyi ilgilendiren mücadelesinde Manchester United ağırladığı Liverpool'la 0-0 berabere kaldı. Tottenham konuk olduğu Burnley'e 2 bir yenilerek zirve yarasında yer aldı. Arsenal ise evinde oynadığı Tottenham karşılaşmasını 2-0 kazandı. Premier Lig'in 27. haftasının ardından 66 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 1 puan önde liderliğe yetişti. Bu iki takımın 60 puanla Tottenham, 53 puanla Arsenal, 52 puanla Manchester United ve 50 puanla Chelsea izledi. Sevgili izleyiciler AC Milan severlerine geçiyorum. AC Milan takımı hakkında tarihi ve kim kurdu kazandığı tarihi kupaları hakkında bu bilgileri bir röportajda topladık. İzleyelim beraber. AC Milan veya Milan, Milano Lombardia'da kurulan Serie A'da mücadele eden İtalyan profesyonel futbol takımı, Milan bir girişimci olan Herbert Kilpin ve iş adamı Alfred Edwards tarafından 1899 yılında kuruldu. Kulüp kurulduğu günden itibaren 1980, 81 ve 82, 83 sezonları dışındaki tüm sezonlarda İtalyan futbolunun en üst düzey futbol kulüplerinden biri olmuştur. Milan UEFA ve FIFA tarafından organize edilen turnuvalara kazanmış olduğu 18 uluslararası kupayla Boca Juniors ile beraber dünya futbolunun en başarılı kulüplerinden birisi olmuştur. Milan daha önce kıtalar arası kupa olarak bilinen günümüzde ise FIFA Kulüpleri Dünya Kupası olarak organize edilen kupayı 4 kez kazanarak bu alanda bir rekor kırmıştır. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 7 şampiyonluk ile Real Madrid'in ardından en başarılı ikinci takım olmuştur. Diğer taraftan UEFA Süper Kupası'nı 5 kez, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı ise 2 kez kazanma başarısı göstermiştir. Milan Avrupa Ligi dışında mücadele ettiği bütün uluslararası turnuvada şampiyonluk kazanmıştır. Ulusal düzeyde ise Serie A'da kazandığı 18'lik şampiyonluğu ile Juventus'un ardından en başarılı ikinci futbol kulübüdür. Bunun dışında 5 kez Kupa İtalya'yı ve yine 5 kez Süper Kupa İtalya'yı kazanma başarısı göstermiştir. Milan kendi evindeki maçları Stadio Giuseppe Meazza olarak da bilinen San Siro'da oynamaktadır. FC Internazionale Milano ile kullanılan stad 80.018 seyirci kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadıdır. Milan ile en büyük rakibi olarak kabul edilen FC Internazionale Milano arasında oynanan ve Derby della Madonina olarak bilinen maçlar Dünya Futbolunun en önemli dermi maçları arasında sayılmaktadır. 2010 yılı itibariyle İtalya'da en çok desteklenen üçüncü takım olan Milan, Avrupa'da ise bu alanda 7. sıradadır. Kulübün sahibi İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi, başbakan yardımcısı ise Adriano Galliani'dir. En zengin futbol kulüplerinden biri olan Milan, aynı zamanda İtalya ve dünya futbolunun da en değerli kulüplerinden birisidir. Sevgili seyirciler hemen Almanya'ya. Bundesliga 23. hafta karşılaşmalarının maç sonuçlarını gelişmelerinize açıklayacağım. Almanya Ligi'nin zirvesindeki Borussia Dortmund sahasında Bayern Leverkusen'i 3-2 mağlup etti. Bayern Münih konuk olduğu Erta Berlin'i 1-0 yendi. Borussia Mönchengladbach evinde oynadığı Wolfsburg karşılaşmalarını 3-0 kaybetti. Bundesliga'nın 23. haftasında Sonunda 44 puan toplayan Borussia Dortmund, Bayern Münih 3, Borussia Mönchengladbach 11 puan önünde ilerlediğini sürdürdü. Fransa'ya. Ligue 1'de 26. haftasının karşılaşmalarının maç sonuçlarının gelişmelerine girelim. Ligue ertelenen mod player maçının 5-1 kazanan lider Bayern Saint Germain. Neyimse de 3-0 yenerek üst üste 4 galibiyet elde etti. Bayern Saint Germain'in en yakın takipçileri Lille ve Olympique Lyon haftayı puan kaybıyla kaybetti. Lille konuk olduğu Storbock'la 1-1 berabere kaldı. Olympique Lyon ise Monaco deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Ligue 1'de 26. haftanın ardından bir maç eksiliği bulunan Paysan Carman 68 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 51 ve Olympique Lyon 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Şimdi de tenis gelişmelerine geçelim. 20 Vata Dubai tenis turnuvasında son iki yıl şampiyonu Ukraynalı Elina Savotolina bu yılda şampiyon olmak için kararlı şekilde ilerliyor. Oynanan çeyrek final maçında İspanyol Carla Suarez ile karşılaşan Sevi Tolina ilk seti 6-3 kazandıktan sonra ikinci sette ilk kez geri dönüşüne rağmen 6-3 üstünlüğü kurarak galip geldi ve sonra 4'e kaldı. <laughs> Profesyonel tenis şampiyonusunda Sırbistanlı oyuncu Novak Djokovic liderliğini kururken Rafael Nadal ise ikinciliği ve Aleksandar Zverev de üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Sevgili seyircilerimiz haberimizin sonuna geldik. En son basketbolla kapanışımızı yapıyoruz. Amerikan Basketbol Ligi'nde NBA Cleveland Clarks formu giyen CD Osman 123 110 kaybettikleri Parland Tarlibaliz maçında 27 sayı ve 7 bayrant üretti. Sevgili seyircilerimiz programımızı burada noktalıyoruz. Gelecek hafta yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.